Ben ona hiçbir şeye benzetemiyorum. Yani şöyle benzetiyorum. Yani bir hem aktris olup hem şarkı söyleyebilmek, tiyatral olarak şarkı söylemek çok aslında Türkiye'ye ilk bence, getiren o. Tabii o getirdi bir de düşündüğü zaman. Yani Türkiye'nin en değerli, en özel sanatçılarından. O zaten ayrı. Şöyle söyleyeyim. Evita müzikali zaten bir star yaratan bir müzikaldir. Orijinaline baktığın zaman Broadway'de işte Sarah Brightman, Ellen Page gibi ustalarımız. Ustalarımız dedim yalnız. Allah söyledi. Evet. Hadi bundan sonraki hadi durak inşallah, Broadway. İnşallah. Onların topluma kazandırıldığı yani Star is Born dendiği zaman Evita müzikalidir. Bana göre de Evita, Türkiye'deki Evita bir star yarattı ve o da Zuhal Olcay'dır. Don't cry. Babam. Yelken yapıyor orada. Ben de yelken gençken yapıyorum. Yelken. Benim de ehliyetim var. Ben de yelken yapıyorum. Yelkencilik hadi çok gidelim. Keyifli. Gidelim yapalım. Babam gençken. Nerede? Babam bazen burada bazen yurt dışında yaşıyor. Değişik çift taraflı. Çift taraflı. Kaç yaşında? O tamam. Gençlik zamanı. Şimdi kaç? Zannedersem 72'lerde falan olması gerekiyor. Yapma ya. Ötüverde. Ama gene taş gibi olacağını düşünüyorum. Hiç yıkamasın hayallerini. Ben bunu istiyorum. Yok şunu. Anıların hayallere yoğrulduğu renkli sohbetimizde şimdi de piyanonun başındayız. Bakalım Aslı Oma'dan bir performans gelecek mi? Ah işte şurası çok güzel. Burası değil mi? Ne zaman söyleyeceğiz? Sonra mı? Sonra. Tamam. Sonra. Nereye gidelim? Odaya gidelim diyor. Odaya gidelim. Odaya gidelim. Bunları çekeme bak. O Kıbrıs dedemin... Paf kasabası, evet. Orta mektebi. Dedemin diploması. Şey Paflı. Dede babası Hüseyin Zihni. Dersleri yok. 5-5-5-5-5. Tabii bildiğin gibi. Sonra Türkiye Cumhuriyeti'ne gelip Marif Vekaleti dediğimiz orta mektepten tekrar şey alıyor. Diploma alıyor. Çünkü ama burada düşmüş notlar. Orta. İşte Türkiye'ye gelince yol yapınca hava su etkilemiş herhalde. Dikiş biçki, ev idaresi, çocuk bakımı. Tabii bak o zamanlar yapıyorlarmış. Resim, cimnastik, musiki. Ecnebi lisanı, riyazi ilimler, fiziki ilimler, tabi ilimler, tarih, coğrafya, yurt bilgisi, Türkçe, edebiyat efendim. Marif vekaleti, orta mektep şehadetnamesi. Süper. Nejat, ben odaya gidiyorum. Sonra kaç senesiymiş bu? 1935 mi ne? Öyle bir şey olsaydı. Aa makyaj. Evet, onlar öyle. Oh, mis. Parfümler? Şurada. Zaten onları hemen dedim ki, geliyor parfümlere yazıyor. Direkt, net. Ay bu ne güzel. O manolya kokusu. Çık, çık. Tabii ki, çık, lütfen. Çıkıyorum. Kendinmiş gibi. Aa. Kok. Aa, kok. Çok güzel. Ay yaz gibi. Hı-hı. Ay çok güzel. Bana bir şey hatırlattı çocukluğumdan. Ne gibi? Kreş zamanlarım. Hı. Yeşillikler içinde. Süper. Önemli olan da bu zaten. Evet kokunun amacı bir bu şeyi değil. Hatırlatmak evet. Hayal gücün çok geniş. Ne güzel. Benim mi? Evet. Süper. Ne güzel ya buradan da evet. Balkona çıkıyor. Balkon çok güzel. O zaman hemen o güzelliği yakından keşfedelim Evrim. İstikamet balkon. Ya ben balkonda süs ya. Duvarların süsü bayılıyorum. Evet. Ben yazın da burası şenliktedir. Süper oluyor. Bir adalara bakıyorsun. Sabah kalkınca da adalara bakıyorsun. Burgaz Adası'na bakıyoruz oradan. Aa, ben zaten şey diyorum arkadaşlarıma. Ben dağda oturuyorum.
bildiğim. Burası dağ benim için. Bayağı çünkü şehre baktığın zaman ben dağ, biz dağdayız yani şu anda. Şu anda yerken yapılacak bir saat ve hava durum. Değil mi? Hava. Deniz öyle hakikaten. Ki sen de biliyorsun, doğru demin söylemiştin zaten. Evet. Yapsak ne güzel olur ya. Var mı teknen? Bir teknem yok. Ama benim kuzenim teknesi var. Ataköy'de gideriz. Süper. Yaparız. Yelkeni var. O da yelken. Süper. Yarış mı? Yarış mı? Yoksa keyif ya. Ha, keyif olanı. Ben yarış yelkeni ne yapıyorum? Ha, onlar mı? Süper. Ben öyle yapmadım. Ben şöyle yaptım. Roma'dan Atina'ya iki kişi yelken yaptık biz. Şaka ediyorsun. Evet. Süper. Çok keyifli gitmiştir. Bir ay sürdü. Wow. Ama dinlenemiyorum. Bazen işte klimamız bozuldu. Yelkenimiz arızalandı. Hmm. Bir şey oldu. Bir ay sürdü. Bayağı da kilo verdim. Ben suyu çok seviyorum. Yani su sıfır noktası olduğu için benim için ben çok önemli. Ben de yani suyun üstünde olayım. İçinde olmam önemli değil. Aynen. Yani yaz, kış. Suyun üstünde olayım veya suyun dibinde tabii olayım yeter. Ben İçine girmem gerekiyor. Tabii ben mesela eski yüzücüyüm. Sarı kırmızı renklere uzun seneler hizmet ettim. Kelebekçiydim ben. Sonra sporu bıraktıktan sonra mecburen opera bölümüne girince ister istemez bırakmak zorunda kaldım. Çünkü antrenmana gidiyorsun, ders yapmaya başlıyorsun, sinüzitlerin akıyor falan. Hoca dedi ki ya ben yapma. Dedim tamam hocam, yani sizsiniz. Bir sene dayanabildim. Bir sene sonra kürek çekmeye başladım yine Galatasaray'da. Branş değiştirseniz de spordan kopmamışsınız Aslı Hanım. Ama biz bu güzel manzaralı balkondan kopmak durumundayız. Çünkü sırada gardırobunuz var. Burada ayakkabılar mı? Burada kıyafetler var. Tişörtlerim, pantolonlarım falan filan. Tişört pantolon beni pek bağlamıyor. Ama ben çok güzel tişört yapmaya var tabii. Aç. Ben mi açayım? Tabii sen açacaksın. Hazır mısın? Hissediyorum. Büyük hissediyorum. Büyük hissediyorsun değil mi? Her zaman. Hı-hı. Mecburum. Sen var ya. Ama ben büyük hissediyorum dedim sana. Ya oraya da bakabilirsin. Boş mu? Buyurun. O zaman biz başlıyoruz. Sağlık çorbası. Omağın çorbası. Az sonra Evrim Akın'la Ev Kuşu'nda. Aa, elma var bir de. Tabii. Direkt. Vallahi boş. Orası da boş. Nasıl? Espri güzel oldu ama değil mi? Çok başarılı. Günah değil mi? Daha mı uğraşacaksın? Yok. Aslında hepsini. Çünkü bu şekilde de şey yapmış olacağım. Temizleyeceğim. Aa, yani bir güzel. Bir şeyle vesile oldum. Tabii. Aynen. Gardıropta elbise ararken elma bulduk. Mutfaktan ne çıkacak? Çok merak ediyoruz doğrusu. Mutfağa geldik. Tabii. Rehabilite olmak için genelde onu Ginger becerdi ve bunu hala böyle duruyoruz. Olsun. Hatta şöyle yapıyorum ben. Dur. Ben de üstüne oturayım da oturacaksın. Gel canım. Dur bir dakika, kalk biraz daha. Şimdi oturabilirsin. Evet. Neler yapıyorsun mutfakta? En spesiyalin ne? Her şey. Ya. Yani her şey yapıyorum. Çin yemeklerine karşı daha büyük bir ilgim vardır. Bayılırım. Yapayım sana bir gün, gel. Tamam. İnsanlara yemek yapıp öyle davet etmeyi çok severim. Ne güzel ya. Çok hoşuma gidiyor. Madem mutfaktayız, yemek randevulaşmasını sonraya bırakmayalım Evrim. Merak ediyoruz Aslı Hanım'ın marifetlerini. Bize bir şey yapacak mısın? Evet. Yaparım istiyorsanız efendim size. Siz bilirsiniz. Dilerseniz zencefilli, efendime söyleyeyim kerevizli, tavuklu. Ondan sonra mısırlı böyle bir çorba yapayım size. Sağlık çorbası. Oh my goodness. Evet. Soğuk günlerde de süper olur. Aynen. Onu içtiğin zaman yapalım zaten. Yapalım mı? Yaparız. Hadi. Beraber yapmak ister misin? Yardım edebilirim. Tabii. Süper. Aşçı ve yamağı olarak. Estağfurullah. Niye? Yamak kötü bir şey mi? Yok değil. Ben mesela yelken dedim, hiç olmayı her zaman tercih ediyorum. Aynen. Sorumluluk onlarda olsun. Ben yemeği de yaparım, temizliği de yaparım. Hiç problem değil. O zaman biz başlıyoruz. Sağlık evet. Çorbası. Aslı Omağın çorbası. Omağın. Efendim şimdi buradan bir tencere. Bir adet tencere çıkarıyoruz. Çıkardık. Gördüğünüz gibi bir adet küçük bir tencere. Süper. Şimdi sen ona ben su doldur. Elimi yıkayayım. Aa evet. Doğru söylüyorsun. Sıra normalde parça tavuk yapıyorum ama size butlu tavuk yapacağım. Allah, butlu. Butlu. Etli butlu. Tabii. En sevdiğim yeridir ha. Süper. Gerisiyle derisi. Ben ne yapayım, buna yağ mı koyayım? Ne dedin? Ne canım? Yok, su koyacaksın içine. Sana ışık yakayım mı? Su şurada değil mi? Sol tarafında. Efendim şimdi bu arkadaşları. Bayağı koyayım mı? Tabii koy. Mikrodalgaya veriyoruz. Önce kendilerine geliyorlar. Ay o mikrodalga ne güzel bir buluştur ya. Buzdolabı evet. Ve mikrodalga. Ama çok sağlıklı bir şey değil yani. Yemeğini ısıtıp yememen lazım. Çünkü doğru bir şey değil. Biliyorsun. Ha? Yeterlidir herhalde. Ev sahibi geldi. Ne oldu? Sen ne istiyorsun? Aslanım yeterli mi efendim? Yeterli efendim. Biraz daha koyabilirsiniz. Peki.
zencefilli, kerevizli, tavuklu ve de mısırlı çorbamızın yapımı devam ederken şimdi de sıra Evrim'in mutfakla olan yakınlığını öğrenmekte. Tabii Aslı Hanım'ın soruları eşliğinde. Peki sen mutfağı sevmiyormuşsun? Yani mutfakta bir şey yapmayı sevmiyormuşsun? Yapıyorum da ben öyle çok düşkün değilim herhalde. Yani canım isterse ya da benden talep edilirse yaparım. Öyle hadi bugün mutfağa girmeye yemek yapayım değil. Anladım. Peki. Çalışan kadın olmaz. Şimdi. Al bakalım. Aa süper. Bunu şöyle koyuyoruz. Yıkamadım ama. Tamam. Problem yıkalıcık değil. Yıkalıcık. Evet, yıkayacağız. Limonu da ikiye bölüyoruz bu arada. Onu kullanacağız çünkü. Çözüldü galiba. Çözüldü mü? Bak bakayım. Tamam. Buyurun. Teşekkür ederim. Merci. Süper. Şimdi şunu şöyle almalıyım. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle de toparlayayım. Yemeğimiz bunlardan ibaret. Bir de mısır çıkaracağım şimdi. Şunları çok batalım.